Benim babam motorumu yakıyordu. Bu olayın temeli 2018'e dayanmakta. Binmeyeceksin falan dedi, tamam mı? Kolumdaki alçılar, demir memir, vida mida bir şeyler vardı benim kolumda. Onları falan komple çıkardık. Dedi ki kimin bu? Şimdi benim diyemezsin, hadi yiyorsa de bak ne oluyor. Yapacak bir şey yok dedim, artık gittiği yere kadar. Herkes sinirli. Babam dedi ki o motoru satacaksın. Annem dedi o motoru satacaksın. Ya bu bıçağın altına her seferinde ben yattım yani. Tansiyon bayağı yükseldi. Babam dedi eğer satmazsan o motoru dedi, gözün önünde dedi şuradaki arsaya götürüp dedi yakacağım o motoru dedi. Merhaba arkadaşlar. İki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size benim için tam böyle bir dönüm noktası olan bir hikayeyi anlatacağım. Müziği kapatayım, odaklanamıyorum. Bu arada kullandığım Intercom Kaan Elektronik internet sitesine Orhan10 indirim koduyla sizler de %10 indirimle alabilirsiniz. Hemen konuya geçiyorum. Şimdi size bayağı dönüm noktamdan bahsedeceğim. Benim babam motorumu yakıyordu. Nasıl yakıyordu? Bayağı bildiğin benzini döküyordu. Yakıyordu yani. Öyle bir şey. Peki bu olay nasıl oldu? Bu olayın temeli 2018'e dayanmakta. Yani 2018 yılında... Aa, güzel kaplamış arabayı. Yani 2018 yılında bir trafik kazası geçirdim ben. Bu trafik kazası yüzünden oldu kısacası. Bir daha motora binmeni istemiyorum dedi. Annem de öyle, ablam da öyle, eniştem de öyle, kardeşim de öyle, herkes. Binmeyeceksin falan dedi, tamam mı? Ben de tamam dedim. Yani... işte yersen. Tabii ben büyük bir kaza geçirdim. Benim bir senem yatakta geçti. Ben 4-5 ameliyat oldum. O sürecin hepsine şahitlik ettikleri için bu tepkiyi vermeleri normal yani. Ben işte taburcu oldum falan böyle. Ufak ufak toparlanıyorum. Destekli bir şekilde yürüyorum. Yemeğimi hala yiyemiyorum. Onlar yediriyor bana. O zor dönemler geçti. Kolumdaki alçılar, demir memir, vida mida bir şeyler vardı benim kolumda. Onları falan komple çıkardık. Doktor çıkardı, biz çıkarmadık. Biz bir denedik de. Olmadı yani. Bu aşamaların hepsi geçti. Şey dediler, motor alamazsın, araba alacaksın dediler. Ya şimdi canları acımış, yürekleri yanıyor. Hak veriyorsun ama bir yandan da diyorsun ki ulan hani araba hapis hayatı. Çünkü motosikletle tüm yaşantısını sürdüren bir insan bir anda arabaya geçince yalp oluyor. Ben de tamam dedim. Sonra kendimce de şey düşünüyorum. Ben gizli gizli bir motor alırım, arabaya binerim falan. Onlar da mutlu olur. Ondan sonra inerim, motora binerim. Öyle planlıyorum her şeyi. Planladığım gibi de oldu. Dediler ki araba alacağız. Sonra iyi dedim, alalım. Araba aldılar. Ne oluyor burada? O ne öyle? O ne öyle? Arabayı aldık. Şimdi dedim sıra motor almada. Tabii bunu kimse bilmiyor. Motoru da ben gittim aldım mı? Bu arada bahsettiğim motor da o zaman şimdi araba maraba aldık. Kaza dönemleri bilmem neler. Zor süreçler olduğu için para yok. Bir tane Mondial'in 125 ZNU Nostalji diye bir motosikleti var. O motordan aldım. Tıngır mıngır ya, hani mutlu oluyorum, anladın mı? Tabii sürat beklentim yok, ultra bir dayanıklılık falan beklentim yok. Çünkü motora bir şey olursa atarım kenara, arabayla devam ederim en kötü ihtimalle. Neyse aldım, ekipmanlarım falan arabanın içinde, bagajda. Arkadaşlar ben arabaya biniyordum, sürekli yaptığım şey bak. Arabaya biniyordum, bir iki sokak aşağı arabayı park ediyordum. Ekipmanlarımı giyiyordum, ondan sonra Mondial'e biniyordum, devam ediyordum, işe gidiyordum. Sürekli ben artık böyle gidip gelmeye başladım. Bir gün babam yakaladı. Dedi ki kimin bu? Şimdi benim diyemezsin. Hadi yiyorsa de bak ne oluyor. Arkadaşımın dedim. Sen dedi bir daha motora binmeyecektin de şöyle de böyle de, başladı bana kızmaya. Ya dedim baba kızma, hani aldım böyle bir tur biniyorum, bir şey yok dedim, vereceğim şimdi dedi. Hayır, o gelip alacak. Dedim gelemez, adam uzakta, nasıl gelsin, motoru bende falan. Hayır diyor, gelip alacak. Hani sebep ne biliyor musun? Onu da getirtecek oraya, tembih edecek işte. Diyecek ki bak bir daha bu adama motor verme falan. Hatta kızacak yani, ben de bunu bildiğim için. Zaten motor da benim olduğu için çağırabileceğim kimse de yok. Kimse de azar işitmeye gelmez. Dedim ki yok ben götüreceğim falan filan dedim. Motoru da arkadaşımın dükkanında saklıyorum hep. Gel zaman git zaman artık ben bayağı şeye başladım. Onu satıyorum başka bir tane alıyorum. Onu satıyorum başka bir tane alıyorum falan. Biz taşındık. Olayın patlak verdiği nokta. Noktaya geliyorum şimdi. Bir dakika. Şu motoru yeni yıkadım da suya giremiyorum. Biz taşındık, tamam mı? Ulan gittiğimiz evde motoru koyabileceğim bir yer yok. Çünkü önceki oturduğumuz evde arkadaşımın dükkanı hemen evimizin altında. Allah yine su. Babamın işe gidiş geliş saatlerini biliyorum. Gidemedim bir türlü. Ez beni, ez gel. Ona göre giriyorum çıkıyorum. Ulan şimdi gittiğimiz yerde öyle bir dükkan yok. E ne yapacağım ne yapacağım? Evin arkasına bırakıyorum mecbur. Riskli de, anladın mı? Çünkü balkondan görme olasılıkları var. Evin bahçesi var. Annem komşularıyla falan oturabilir. Babam komşularla oturabilir.
Bunların hepsi risk. İşte ablam çocuğu çıkarmış olabilir gezmeye falan. Ya ama yapacak bir şey yok. Motoru koyabilecek bir yer de yok. Dedim artık gittiği yere kadar. Arkadaşlar ben motoru... Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Böyle hikayelerin de sürekli gelmesini istiyor iseniz yorumlara yazın. Abi başından geçenleri anlat falan diye. Çünkü bir sürü hikaye var buna benzer. Neyse abone olun. Videoyu da beğenin. İlk bir hafta sıkıntı olmadı. İkinci hafta bir önce kardeşime yakalandım. Dedim ki arkadaşımın motoru. Tamam dedi. O anlıyor çünkü. Hani motosikletten kopamıyorum falan filan ya. İkincide anneme yakalandım. Üçüncüde babama yakalanmışım haberim yok. Camdan izliyormuş. Ben de pıtır pıtır motoru sokuyorum ya içeri. Hani kimse görmüyor zannediyorum ya. Babam görüyormuş meğer. Adam da almış muhtemelen haberi veya görmüş daha önce. Öyle bir iki camdan bana bakmış mı babam? Ondan sonra bir gün ben motoru sokarken içeriye geldi çıktı karşıma. Dedi ki bu motor kimin? Dedim arkadaşımın. Dedi oğlum dedi sürekli bu motorla girip çıkıyorsun dedi. Arabayı da dedi arka sokaklara falan park ediyorsun dedi. Gördüm dedi araba şu an nerede biliyorum dedi. Ulan ya dedim ki motor benim. Tabii kızdı. Bu arada arabanın nerede olduğunu bilmiyormuş. Bana olta atmış. Ben de o oltaya gelmişim. Böyle bir detay var. Kızdı ve geldik hesaplaşma gününe. Eve çıkıyoruz. Babam diyor ki eve gel. Ben diyorum işlerim var. Acil şunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Şimdi motorun benim olduğunu artık biliyor ya. Ya benim eve gitmemem lazım. Çünkü evde büyük konsey toplanacak yani. Bayağı bildiğin Kurtlar Vadisi konseyi falan yani. Çünkü herkes sinirli. Allah motora biniyormuşsun. Annem bir de işin duygusal kısmında. Hani oy benim oğlum motora da biniyormuş. Kaza yapacaksın da edeceksin de falan da filan da zihniyeti. Annedir, normaldir yani. Baba zaten sinirli. Kardeşim de bozuk atıyor. Hani böyle bir şey yapıyorsun, bana niye söylemiyorsun diye. Ablam yine annem gibi. Eniştem de garibim. Ne bana bir şey diyebiliyor ne onlara bir şey diyebiliyor. Arada kalmış. Bir gün eve gittim. Geç gittim ama tamam mı? Bunlar da neyi planlamışsa beni beklemişler. Ben de uyuyorlar zannediyorum. O kadar hırs yapmışlar. Anladın mı ne kadar sinirliler yani? Çıktım yukarı. Bizimkiler oturuyorlar. Gel dediler. Tamam ben dedim yorgunum uyuyacağım. Geldi biraz konuşalım ondan sonra gider uyursun. İyi tamam dedim. Çıktım gittim yanlarına. Babam dedi ki o motoru satacaksın. Annem dedi o motoru satacaksın. Ablam dedi o motoru satacaksın. Kardeşim bir şey demiyor. Hani satacaksın veya satmayacaksın bir şey demiyor. Eniştem de ya satsan iyi olur falan hani. O da biraz babam olduğu için onun tarafına kayıyor. Ben de satmayacağım diyorum. Ya ben diyorum ki arkadaşlar bak ben bu motoru seviyorum. Sürüyorum ve motosiklet sürerken ben mutlu oluyorum. Evet riskli. Evet kaza riski var ama ben bu riski göze alıyorum ve bu kazayı ben yaptım. Tamam siz de acı çektiniz ama... Hanginiz benim kadar acı çektiniz ya? Bu bıçağın altın her seferinde ben yattım yani. İşte sen evladın olunca anlarsın da bilmem ne de senin evladının başına böyle bir şey gelse sen izin verir miydin falan ya kıstırmaya çalışıyorlar. Ya diyorum ki bakın benim hayatım, benim seçimim sonucunda çıkan şeyler de beni ilgilendirir dedim. Tamam evet anlıyorum üzülüyorsunuz, uğraşıyorsunuz falan. Ama olan bana oluyor ya ben mutluyum bana karışmayın falan filan. Babam artık ters yapmaya başlayınca ablam annem zaten ağlıyor. Satacaksın falan yapıyor. Tamam baba dedim bak. Kurban olayım hani yapma. Ya şimdi bizde doğu kültüründe yani bütün kültürlerde öyledir de bizim yetişme tarzımız şu. Ya bizde baba ne derse o olur. Tamam mı? Ya o mantıkla. İstediklerini söyleyebilirsin bir saygı çerçevesinde. Her evladın babaya söylemesi gereken gibi. Ama noktayı bizde baba koyar yani. Tansiyon bayağı yükseldi. Babam satacaksın diyor üstüme geliyor. Artık sesini falan yükseltti. Bayağı sinirli çünkü. Lan ben de iyice köşeye sıkıştım falan. Babam dedi eğer satmazsan o motoru dedi gözün önünde dedi şuradaki arsaya götürüp dedi yakacağım o motoru dedi. Baba dedim bak yapma kurban olayım hani bak seviyorum biniyorum araba bak bana hitap etmiyor falan. Hani yapma etme yok yakacağım diyor motoru. En son ben de dayanamadım bayağı ama böyle bir 10-15 dakika şey oldu tartışması sürdü. Ben en son dayanamadım. Anahtarı koydum masanın üstüne. Baba dedim kontak burada. Motorun dedim depo full. Hiç dedim benzin almakla uğraşma. Götür dedim nerede yakıyorsan yak dedim motoru. Bu motorda dedim benim çok emeğim var. Canla başla aldım ben bu motoru. Ama dedim o motoru yakarsan yarın kredi çekip daha iyisini alacağım dedim. Onu da mı yaktın? Bir daha kredi çekeceğim onun da iyisini alacağım dedim. Sen hangi motora zarar verirsen daha iyisini kredi çekip alacağım dedim. Anahtarı bıraktım hadi hayırlı akşamlar dedim. Gittim odama yattım. Lan uyuyamıyorum ama. Dön 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 kıvran 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 kıvran. Çünkü niye? Çünkü bana kredi çıkmıyor. Yani yakarsa... Yakarsa zaten ayvayı yedim. Ay gözüm doldu. Yakarsa zaten ayvayı yedim. Motor falan alamam. Bir daha toparlanma süreci falan çok uzun. Yatakta bir öyle dönüyorum, bir böyle dönüyorum. Aman 42 plaka bir dakika. Camdan çıkıp motora bakıyorum falan.
Yani risk, çünkü yakarsa o potansiyel de var. Yakarsa motor alamayacağım ama kredi çekerim diye de korkuttum diyorum falan, olur mu olmaz mı? Neyse, onları düşünürken ben uyuyakalmışım. Sabah bir uyandım abi, camdan baktım ilk, motor yerinde duruyor. Kontak masanın neresine bıraktıysam aynı yerde duruyor ve evdeki herkes bana tavırlı. Kimse benimle konuşmuyor. Yaklaşık bir iki hafta falan evde kimse benim yüzüme bakmıyor, ben kimsenin yüzüne bakmıyorum. Düşünsenize, yemek yiyeceğim, herkes beraber sofraya geçiyor falan. Ben geçmiyorum çünkü ya onlara kızmışım falan filan ya. Kapı çalıyor, yemek siparişiniz geldi diye. Annem açıyor, biz diyor sipariş vermedik. Kurye arkadaş okuyor, şey diyor, Orhan Köseoğlu. Annem diyor tamam dur çağırıyorum falan. Alıyorum yemeğimi, odama götürüp yiyorum. Bayağı böyle zamanlar atlattım. Velhasıl olayın bağlandığı yer şu oldu. Gittim babamın yanına. İki hafta falan sürdü bu arada bu küslük. Gittim babamın yanına. Ellerinden öptüm böyle işte. Elini öptüm, alnıma koydum. Baba dedim, hani biliyorum istemiyorsunuz, sevmiyorsunuz, kaza yapacağımı düşünüyorsunuz falan. Ama dedim ben bunu seviyorum ve bu bende bir tutku ve ben buna binmeye devam edeceğim dedim. Hakkını helal et dedim. Hani özür diliyorum senden bir saygısızlık yaptıysam falan. Tamam dedi, bin dedi, ama dedi binerken bizi de düşün, ona göre sür. Ekipman mekipman en kalitelisi hangisiyse, en sağlam hangisiyse al dedi benim kartımı. Ne lazımsa git kendine al dedi. Garip garip sürdüğünü görmeyeyim dedi. Efendi efendi sür git gel falan diye. Ulan benim bağırıyor. Bir böyle mutlu oldum ama. Şimdi bir yandan da duygulanıyorum, tamam mı? Hani ne gerekiyorsa al falan filan böyle. Çok mutlu oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Orada sarıldım babama falan filan. Gittim annemi de öptüm. Evdekilerle öyle barıştık ve benim motosiklet serüvenim yeniden legal olarak ilk o gün başladı. Buradan da babacığımı, anneciğimi çok öpüyorum ellerinden. Kardeşciğimi, ablacığımı, enişteciğimi. Hepinizi seviyorum. Sizleri de seviyorum. Abone olun kanala. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi hikayelerin gelmesini istiyorsanız takipte kalın ve yorumlarda belirtin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video boyunca şunu gördünüz siz de. Şey, basmak aklıma hiç gelmedi ha. Ha 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 ha.